Bu bizim çocuk. S-965. Geçen yıldan büyüttüğümüz yavru. O da bu bölgeye atılmış. Yarasını bir kontrol edeceğim şimdi. Bakayım ne alemdi. Yarayı gösteriyorum dostlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kanıyor. Ben bu çocuğu bu şekilde bırakamam. Hemen alıyorum. İşte buradan defalarca uyardık. Bu şekilde bu can getirilip atılır mı ya? Bulmasak ölecekti. İşte bir başka can. Yine onda kanama var. Görüyor musunuz dostlar? Bakın içerisinden de iltihap akıyor. Hiçbirinin yarası iyileşmemiş. Bunlar sağ kalanlar dostlar. Diğerleri de ölüyor klinikten doğru gömmeye. Bir tanesi daha. Bakın dostlar. İçerisi iltihap dolu. Yara iyileşmemiş. Şöyle yakından çekeyim. Bu canları bulmasak daha sonra iç kanamadan ölüp gidiyorlar. İltihap vücutlarını sarıyor. Böyle ölüleri çok gördük. Bu da bir başka can. Erkek. Onu da göstereyim şöyle. Hekimlerinizin yaptığı ameliyat bu. Şu hale bakın. Şişmiş tamamen. İçi iltihap dolu. Kontrol etmeden yaptık, attık. 4 çocuğumuzu da aldık dostlar. Diğerini almaya çalışıyoruz ama bakalım başarabilecek miyiz? Çünkü söyledim çok ürkekler, kaçıyorlar. Bu 4 canı da inşallah tedavileri yapılacak. Elimizden geleni yapacağız. Bakalım ne olacak. Bunun da ameliyat yerinde sıkıntı var dostlar. Ama ürkütmeyeceğim. Biraz daha kendimizi alıştıracağız. Şimdi Soner'i bekliyorum. Gelsin karnını doyuracağım. Bakın yürüyüşü bile sıkıntılı fark ediyorsanız. Aksayarak gidiyor. Konservesini yedireceğim. Ondan sonra kontrol edeceğiz. Aferin benim oğlaçıma. Ben seni seveyim biraz. Alışalım gel gel gel. Gel. Yürüyüşünü görüyor musunuz? Yan yan gidiyor. Şimdi konserveyle kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Aferin. Çok ürkek. Diğerlerinden de ürküyor. Biraz sakinleşsin. Ondan sonra onun da yarasını kontrol edeceğiz. Büyük ihtimalle sıkıntı var. Hemen aracımızı alacağız. Bakın dostlar bu canda da aynı sıkıntı var. Yara açık, içi iltihap dolu. Bu 5. can. Ne tesadüf değil mi? Aldıklarımızın tamamı böyle. Onları götürürken şimdi bu canı gördük. Yine yakın haline. Ne yarası olduğunu bilemiyorum. Saçma yarası da olabilir, bıçak da olabilir. İşte çocuğun durumu bu. Bunu da araca alacağız. Hangi birini nerede bakacağız onu da bilemiyorum. Çaresiz çırpınıyoruz. Hemen bunu da almak zorundayız. Değiştiriyorlar. Sistem aynen devam ediyor. Ne zaman düzenli bir yaşam alanı oluşturacaksınız? Ya da bu sorunu biz elimizden geldiği kadar nasıl çözüleceğini gösteriyoruz. Örnek belediyelerle çalışmalarımızı da yayınlıyoruz. Sizler neden en ufak bir adım atmıyorsunuz? Besleme yapıyoruz olayını geçin. Çünkü sizin personelinizi biz defalarca gördük. Sadece bu bölgelere köpek atacaklarında tavuk kemiği getirip atıyorlar. Çünkü soran olursa besleme yapıyoruz deniyor. Diğer bir husus, buradan alınan canların tamamı geri getirilmiyor. Bunların akıbeti nedir? Lütfen bu konuyu çıkın, kamuoyuna açıklama yapın. Biz hatalıysak biz özür dilemesini de biliriz. Sizler de neler yaptığınızı bu konu hakkında ve neler yapmayı planlıyorsanız lütfen onları da açıklayın. Bu canlar da devlete emanet. Gerekli emirler gönderildiği halde işte Cumhurbaşkanımızın belediyelere seslenerek yerler tahsis edeceğiz orada bu canlara bakın emrini verdiği halde gerekli birimler görevini yapmamaktadır. Bu konuya hassasiyetle yaklaşacağınızdan hiç şüphem yok. Bir an önce yetkililere göreve davet ediyorum. Çünkü bunlar bizlere Allah'ın emanetleri. Unutmayın ki zulme sessiz kalan zulmü yapmış gibidir. Bunun ötesi yok. O yüzden ben bu zulme sessiz kalamam ve bu vebali de ödeyemem. Bu yüzden yayınlarımızın tamamını belgeliyoruz ve hepsi delil niteliğindedir. Gerektiği takdirde farklı delilleri de uygun makamlara vereceğim. Onları kamuoyundan yayınlayıp devlete zarar vermek istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kliniğe getirdik. İlk müdahaleleri ve kontrolleri yapılıyor. Bakın hala içinden iltihap çıkıyor. Böyle göstermeye çalışayım. Hekimimiz müdahalesine başladı. İnşallah düzelecekler. Çünkü ameliyatlar yeni yapılmış. Orada da açıkladım sahada. Bu şekilde atılıyorlar. De kalmak zorunda. Çünkü akıntılar devam edecek. İçeride kalan varsa da bu deliklerden atılacak. Şimdi iğnelerini de yapıyor. Bir süre kliniğimizde bakımı devam edecek. Ondan sonra bahçemizi alacağız. Orada da iyice toparladıktan sonra artık gereğini yapmaya çalışacağız.
Saha kontrollerini yaptık. Şimdi gençlerle birlikte buraya beşli kulübelerden bir tanesini geçici olarak kuruyoruz. Burada güvende olacaklar. Hepsinin tedavisini tamamlayacağız. Sağlıklarını burada kavuşacak. Ondan sonra geneğini yapacağız. Değil mi çocuklar? Bakın dünkü hallerine bakın. Hepsi de mutlu çok şükür. Vurulan çocuğumuz işte iyileşiyor. Tedavisine devam ediyoruz. Artık bize de kızmıyor. Değil mi güzel kızım? Bakın. Akıllı çocuk. Daha güzel olacak. Biraz burada tedavilerine devam edeceğiz. Ondan sonra bahçemizi alacağız. Kalan tedavisi de orada devam edecek. Ama şimdi mecburen klinikte. Onu da paylaşmak istedim. Bu da evde bakılıp atılanlardan dostlar. İşte. Hadi görüşürüz.